Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tanıyacağız. Bugünkü konuğum Selin Yılmaz. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O zaman sorularımıza başlıyorum. Başlayalım. Birinci sorumuz, üniversitenin seçmende özel bir neden var mı? Şöyle, aslında var yani tabii ki. Neden seçtim? İki nedeni vardı. Birincisi eğitim dilinin %100 İngilizce olması. İkincisi de o dönemler klinik eczacılık daha yeni duyuluyordu. Ben de çok etkilenmiştim. Ders programlarını araştırdığımda çok klinik eczacılıkla alakalı çok güzel ders içerikleri olduğunu gördüm. Ve çok hoşuma gitmişti. Yani birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar ders programlarını incelediğim zaman okulun hem seçmeli derslere hem verdiği dersler hoşuma gitmişti. Bunun dışında dediğim gibi klinik eczacılıkta daha iyi bir okul görememiştim o dönem. Yani dersler bakımından, hani yoğunluk bakımından. Bu şekilde diyebilirim. Tabii bir de okulun işte anlaşmalı olduğu üniversiteler, yurt dışı bağlantısı, bunlara da dikkat etmiştim. Bunlar da beni etkileyen faktörlerden oldu. Anladım. Tamam. Peki aslında biraz bahsettin ama tercih yaparken nelere dikkat ettin diye sorayım. Tabii şöyle bence bunu geçen kardeşimle de konuşuyordum. O da eczacılık okuyor. Konuşuyorduk ve ben şey dedim, hani benim şu anki aklım olsa ben şunları yaparken yaparak daha hani daha da ekstra bir araştırarak tercih yapardım demiştim. Hani bu demek değil ki araştırmadım etmedim ama hayır, yani zaman geçtikçe yıl geçtikçe birazcık daha olgunlaşıyoruz bazı konularda. Bu yüzden şu an ben yeni tercih yapacak bir öğrenci olsam kesinlikle şunlara dikkat ederdim. Birincisi yabancı dil. Yani eğitim dili %100 İngilizce olmasa bile sağladığı ne gibi yabancı dil veya yurt dışı avantajları var? Yani Erasmus bağlantıları olsun, staj bağlantıları olsun, seni yurt dışına gönderebiliyor mu? Bu çok önemli. Onun dışında hocalar kesinlikle çok önemli. Hele hele ki eğer biraz erken ama üniversite akademik kadro, yani akademisyen olmak için girmek isteyen arkadaşlar da tavsiye, hocaları mutlaka bakmaları, yani ne gibi araştırma yapmışlar, TÜBİTAK yapmışlar mı, işte yurt dışında araştırma hoca olarak görev almışlar mı, yani bunlar çok önemli. Hem hocayı tanıyorsunuz, hocanın uzmanlık alanları, bunlar okulu seçmede bence çok büyük bir etken, eğer dediğim gibi özellikle akademisyen olmak isteyen arkadaşlar için. Bunun dışında kulüpler çok önemli. Bundan birazdan konuşacağız aslında ama kulüpler çok önemli. Çünkü hani yani hepimizin sosyalleşmesi lazım sonuçta. Bunun dışında bir de ne diyebilirim? Lokasyon tabii ki. Lokasyon, ben de lokasyona dikkat etmiştim. Yani bu çok büyük bir faktör olduğu için söylemedim bir önceki soruda ama ne kadar kolay ulaşırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bunun dışında herhalde bu kadar diyebilirim yani. Yani lokasyon olarak şehir bazında mı söyledin yoksa mesela şehrin içinde olduğu yer bakımından mı? Evet, yani şöyle, şehrin içinde olduğu yer daha çok. Yani İstanbul'da her yer birbirine bir saat aslında ama yine de şey, yani hani metro gidiyor mu, metrobüs gidiyor mu, Marmara gidiyor mu, işte otobüs şeyleri, otobüslerin yoğunluğu, bunlar çok önemli. İşte ringler var mı? Bunları zaten birazdan konuşacağız ama bunlar ilk başta belki çok önemli gelmiyor ama 5 yıl okuyoruz sonuçta. Hatta bazen 6 yıl. O 5 yıl 6 yıl içinde gerçekten bir önem kazanıyor. Evet, doğru, haklısın. Bu arada Selin 5. sınıf. Mezun oldun değil mi Selin? Hayırlı oldum, olsun. Evet. Gibi oldun yani. Teşekkür ederim. Tebrikler, tebrikler. tamam, o zaman tercih dönemine gitsen yine eczacılık yazar mıydın? Yazardım, kesinlikle yazardım. Şöyle, her eczacılık öğrencisi gibi ben de çok tıp isteyerek ama ondan sonra ikinci tercihimi eczacılık yazarak eczacılığa geldim. Dediğim gibi yani hayatımda zaten olmak istediğim iki meslek vardı. Çok şükür de oldum. Ne güzel. Yazardım, hatta yani birinci tercihime bile yazardım. Şu an düşünüyorum, yine yazardım yani.
dediğim gibi ikinci tercihime değil birinci tercihime yazardım hatta. İnsan okurken gerçekten eczacılığın aslında ne kadar güzel ve ne kadar sürdürülebilir bir meslek olduğunu fark ediyor. En azından benim için öyleydi. Çok sürdürülebilir ve bence hayatta bazı şeyleri sürdürülebilir olması gerekiyor. Meslek, hobi, yaşantı. Sonuçta belki hayatımızın 50 senesi de bu mesleği yapacağız. Ve ne kadar sürdürülebilirsek bizim için o kadar iyi. Bu anlamda eczacılık bence çok 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 avantajlı bir meslek. Her şeyden, her bilim dalından bir parça alıyoruz ve her şey öğreniyoruz gibi hissediyorum bazen kendimi. Bu yüzden de benim için çok güzel bir yeri var. O yüzden yazardım diyebilirim. Gerçekten tüm bölümlerin kayması gibi bir şey ya. Her şeyden evet. Öğreniyoruz yani. Evet, kesinlikle. Evet. Tamam. O zaman üniversitenin sınav sisteminden biraz bahsedebilir misin? Vizelerinizden, finallerinizden. Tabii. Bizde şöyle midterm ve final olarak ayrılıyor. Yani vize ve final. Genelde bir vize bir final şeklinde ama bazen hocalarımızın isteği doğrultusunda veya öğrencilerin isteği doğrultusunda yani şunlarla da karşılaştık. Mesela vizemiz çok kötü. Çok kötü geçmiş birinci vizemiz. Hani bazen hoca işte çan eğrisi yaparak bak hani çan eğrisinin altında eğer çok fazla öğrenci kaldıysa ikinci vizeyi yapabiliyor. Tabii bu çok olmadı. Yani çok nadir şekilde gerçekleşti ama bir iki kere bunu da yaşadık. Bunun dışında bir vize bir final. Bazı derslerimiz sadece sunum üstünden ya da ödev üstünden geçiyor. Yani herhangi bir sınava girmiyoruz ama proje şeklinde bir ödev yapıyoruz. Bu final, bu vize yerine geçiyor. Bir tane de yine makale inceleme olur, sunum yapma olur. Dersin içeriğiyle alakalı bir tane daha ödev hazırlayıp bu da final yerine geçiyor. Aynı zamanda bazı derslerde vize, final ve sunum yapıyoruz. Yani sunum derslerimiz de var. Bundan da şey alıyoruz, puan alıyoruz. Laboratuvar derslerimizde vize ve final diye geçiyor. Ve laboratuvar raporları yüzdelik bilimde etkiliyor. Bir de şey, sözlü sınavlarımız laboratuvarda. Yani şöyle, kısaca şöyle diyebilirim. Teorikler genelde biri vize bir final. Fakat bazı derslerimiz sunum olarak da hani ödev olarak ayrılıp bundan da puan olarak etkileniyoruz. Laboratuvar kısmımız yani pratik kısımlarda da vize, final, laboratuvar raporları ve sözlü sınavlar şeklinde puan alıyoruz. Bu kadar. Tamam. Peki bu sunumla olan ödevleriniz koronadan dolayı mı böyle yoksa önceden de mi böyleydi? Hayır, her zaman böyleydi. Bunun sebebi de hani çıkıp hem İngilizce, hani o kadar kişi arasında İngilizce konuşabiliyor muyuz? Ne kadar iyi konuşabiliyoruz? Hani kendimizi bir noktada nasıl diyeyim, özgüven kazanmak. Yani sonuçta hani belki bir firmaya gireceğiz. Firmaya girmesek hastanede çalışacağız. İnsanlara sunum yapmamız gerekecek bir noktada. Bu yüzden de okul buna yavaş yavaş birinci sınıftan itibaren birden beşe kadar böyle sunumlarla hazırlamaya çalışıyor bizi. Güzel de oluyor aslında. Yani grup halinde herhangi bir şeye girmeden bazen belirli oluyor bu gruplar. O gruplarla birlikte bir sunum gerçekleştiriyoruz. Hani hem grup içi çalışması için yararlı oluyor bizim için. Hani bir ekip çalışması nasıl yapılır? Hem de o topluluk önünde nasıl İngilizce konuşulur ya da işte nasıl sunum yeteneklerimizi arttırabiliriz? Bunu geliştiriyoruz. Evet, çok güzelmiş. Bence burada birazcık özel üniversite olmasında faydası var diye düşünüyorum. Çünkü bizim okulumuzda öyle bir şey olmuyor ve bence büyük bir eksiklik. Bu arada sizin döneminiz kaç kişi biliyor musun? Yani şöyle, ben girerken 60 kişiydik zannediyorum ki ama çok fazla yabancı öğrenci olduğu için, yabancı uyruklu öğrenci olduğu için çok karışıyor sayı. Yani 60 ama hani bizim belki sınıfta derse girdiğimiz kişi sayısı 90. O yüzden net bir sayı 60 diyebilirim ben girerken ama dediğim gibi 600 çok olduğu için alttan ders almak, üstten ders almak bu sayı artıyor sınıf içinde. Evet, anladım. Tamam. Üniversitenin akademik anlamda yeterli buluyor musun? Tabii buluyorum. Bir kere
%100 İngilizce bir eğitim olduğu için her hocanın İngilizceyi iyi konuşma durumu var. Yani böyle bir şart var. O yüzden hocaların çoğu zamanında doktora döneminde, yüksek lisans döneminde yurt dışında görev almış insanlar. Bunun dışında almasalar bile bu tabii ki bir şart değil. Almasalar bile kendilerini akademik anlamda yetiştirmiş kişiler tabii ki. Bunun dışında ben şuna da parmak basmak istiyorum. Hocalarımızın akademik yeterliliği dışında sosyal anlamda da yeterli insanlar. Bu ne? Yani hocaya herhangi bir şey için danışmaya gittiğinde asla kapısını sana kapamadığını görüyorsun. Bir sorun oluyor, bir ödev kağıdında yapamadığın oluyor veya başka bir şey oluyor. Hocanın bir kapısını tıklattığında veya iletişime geçtiğinde mail şeklinde kesinlikle sana zaman ayırdığını görüyorsun. Bu da bence bir avantaj, yani yeterlilik anlamında bir avantaj. Çünkü sosyal anlamda da hocanın yeterli olduğunu görüyorsun seninle ilgisi anlamında. Yani bunun dışında hocaların cevaplayamadığı bir soru olduğunu şu ana kadar tabii ki görmedim. Yani bizim sorularımızı hiç cevaplayamadıkları ya da başından böyle savdıklarını göremedim. Görmedim yani, göremedim demeyeyim. O yüzden yeterli. Tamam. Peki üniversitenin fiziki altyapısını yeterli buluyor musun? Laboratuvar sayısı, derslik sayısı gibi. Buluyorum. Hatta okula girmemde sebeplerden biri buydu ama hani bu böyle çok çok büyük bir sebep olmadığı için söylemedim. Okulları tabii ki tercih etmeden önce ben gezmiştim. Ve en dikkat ettiğim şey bir eczacı olarak yetişeceğim için laboratuvarlardı. Ve açıkçası laboratuvarlarını en çok beğendiğim birkaç üniversiteden bir tanesiydi Altınbaş. Zaten yeni yapılmıştı benim girdiğim dönemde. Bu süreçte çok daha güzel laboratuvarlar eklendi. Ar-Ge merkezleri eklendi. Tamamen yeni bir kat yapıldı. Şu an yeni tercih yapacak öğrencilerin onları kullanabileceğini düşünüyorum. Biz kullanamamıştık yapım aşamasında olduğu için ama gerçekten laboratuvarları çok güzel. Hala her laboratuvara girdiğimde, şu an giremiyor olsam da geçen seneye kadar her girdiğimde çok mutlu oluyordum o laboratuvarın içinde. Çünkü gerçekten pırıl pırıl, tertemiz. Kişi başına her kişinin özel ekipmanları var. Özel deneylerimiz var. Yani kendimiz yapıyoruz. Tabii ki hepimiz grup halinde yapıyoruz bu deneyleri. Yani grup A, grup B, grup C şeklinde. Ama o grupların içine de tek, yani kendimiz yapıyoruz. Bir tane deneyi 6 kişi bölüşmüyoruz. Bir tane deney 6 farklı şekilde ilerliyor. Ve bu çok güzel bence. Tek başımıza bir laboratuvar nasıl idare edilir? Bunun sorumluluğu nasıl alınır? Yani hocalar da bize güveniyor açıkçası. Yani sonuçta yeri geliyor asitlerle uğraşıyoruz. Yeri geliyor tehlikeli sıvılarla uğraşıyoruz. Ama dediğim gibi yani laboratuvarı gerçekten ben çok beğendim. Hala beğeniyorum. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Ne güzel. Üniversitenin herhangi bir kulüp faaliyetine katıldın mı? Katıldıysan sana ne gibi katkıları oldu? Eczacılık kulübündeydim öncelikle. Ve Eczacılık Kulübü'nde açıkçası şöyle direkt yönetime girmek gibi veya daha başka üst kademelerde yer almadım. Böyle bir görevim olmadı ama üye olarak görevimi sürdürdüm. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela özel gün ve haftalarda Eczacılık Kulübümüz yeri geldi mesela insanların yoğun olduğu lokasyonlarda meme kanseri farkındalığı yaratmaya çalıştılar. Diyabet için çalışmalar yaptılar. Bunun dışında kongre düzenlediler ki ben de katıldım. Muhteşem bir kongreydi. Çok çok çok, yani herhalde benim katıldığım en iyi 3 kongreden biriydi. Övmek için söylemem ama gerçekten öyleydi. Yani ben aktif görev almadım. Üye olarak devam ettim ama üniversitemizin hem eczacılık kulübü var. Şu an gayet iyi işler yapıyorlar. Hatta yeni bir dergi çıkardılar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir dergi, okuyabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki okulumuz çok geniş aslında. Birkaç kampüsü var. Yani bir arada olmasa da kampüsler, birçok kampüsümüz var ve bir sürü kulüp oluyor dolayısıyla. İsteyen öğrencilerimiz gastronomi kulübü, uzak doğu sporları kulübü, yelken kulübü, birçok kulüp faaliyeti var, aktivitesi var. Bunların hepsine katılabilirler. Sadece
kulüpler farklı kampüslere dağıldığı için kampüs farklı oluyor. Mesela Bakırköy Sağlık Yerleşkesi kampüsünden mesela Gayrettepe'ye gitmeleri gerekebilir veya Mahmut Bey Yerleşkesi'ndeki kampüse gitmeleri gerekebilir. Bu da tabii ki kulübün kurulduğu bölümle alakalı. Yani kulüp hangi bölümde kurulduysa bölümün çatısında genelde o yerleşkede oluyor. Ama bunlar için de birazdan detaylı konuşuruz. Ringler var öğrenciler için. Bu ringlerle gayet ulaşım sağlayabilirler. Benim tavsiyem tabii ki mutlaka bir kulübe yazılmaları. Çünkü çok çeşitli kulüp yelpazesi var. Tamam. Peki üniversite sana ne kazandırdı? Üniversitem bana ne kazandırdı? Üniversitem bana birincisi İngilizceyi iyi kazandırdı. Yani İngilizce, benim İngilizcem her zaman iyi düzeydeydi ama bunu daha dışarı aktarmada, İngilizce konuşurkenki özgüvenimde, bilsek bile bazen hani çekinebiliyorduk ilk zamanlar. Bunun dışında yani çok çok üst düzey olmasa da başka yabancı diller aldım. Fransızca öğrendim, İtalyanca öğrendim, İspanyolca öğrendim. Bunları okul sayesinde aldım. Hepsini basit düzeylerde aldım ama yine de baktığım zaman evet, ben bu dilden de bir şeyler öğrenmişim diyebiliyorum. Bunun dışında aslında yapmak istediğim, ilgimin olduğu birçok dersi seçmeli dersler sayesinde edinebildim. Bence bu da önemli bir şey. Kozmetik öğrendim, fitoterapi öğrendim. Tabii ki bunlar diğer okullarda da var. Ben sadece benim için önemli olan kısımlardan bahsetmek istiyorum. Seçmeli dersler sayesinde birçok ders hayatıma kazandırmayı öğrendim. Bu şekilde. Bu arada ben şeyi merak ettim. Sen hazırlık okudun mu? Okumadım. Hazırlığı atladım. İngilizcem C1 olduğu için hazırlığı atladım. Hazırlık sınavına girdim daha doğrusu. Hazırlık sınavına girmeyi düşünen arkadaşlara da şöyle bir tavsiye vereyim. Kesinlikle çalışın. Yani benim İngilizcem iyi ben geçerim demeyin. Özellikle ALES sorularına bak, ALES diyorum. YDS sorularına bakabilirsiniz bunun için. Diğer özel okulların uyguladığı, bizim okulun da tabii ki örnek sınav soruları var. Bunlara bakabilirsiniz sınava şey yapmak için, çalışmak için. Hazırlık bana göre atlanırsa çok leziz olur. Yani bir yıl boşuna kaybetmemiş olursunuz. Açıkçası ben hazırlığı atladığımda çok çok sevindim. Çok büyük rahatlamıştım. Bu şekilde. Yani mutlaka çalışsınlar. Evet, tamam. Peki üniversitenin kampüsü ve çevresi nasıl? Anladığım kadarıyla bir kampüs yok, yerleşke şeklinde Evet. ama. Peki mesela ben Aynen. şey merak ettim. Sizin yerleşkenizde sadece eczacılık mı var? Hangi bölümler var? Tabii şöyle. Şimdi şunu kampüsleri şu şekilde ayırabiliriz. Birincisi Bakırköy Sağlık Yerleşkesi kampüsü. İkincisi Gayrettepe kampüsümüz. O da birkaç sene oldu yeni kurulalı. Bunda işletme, ekonomi, hukuk, çoğu bölüm burada. Sosyal bilimler burada. Ve Mahmut Bey yerleşkesi de mimarlık, mühendislik ve hazırlık kampüsümüz. Normalde bütün kampüsler Mahmut Bey'de toplanmıştı ilk okul açıldığında. Daha sonrasında sağlıklar Bakırköy'e, sosyal bilimler de Gayrettepe'ye yerleştirildi. Biz Bakırköy kampüsündeyiz. Ve bu Bakırköy kampüsünde tıp, diş, eczacılık ve 2 senelik, 2 yıllık sağlık yerleşkesi var. Yani sağlık yüksek okulu var. 2 senelik işte odyometri, 2 senelik fizyoterapi gibi bölümler burada mevcut. Gayrettepe yerleşkesinde dediğim gibi sosyal bilimler. Mahmut Bey yerleşkesinde de eğer öğrenciler hazırlık okuyacaksa 1 sene Mahmut Bey'de okumaları gerekiyor. Daha sonra Bakırköy'e transfer oluyorlar. Dediğim gibi birazcık daha şehir üniversitesi formunda. Direkt böyle sokağa açılan bir kapısı var okulun. Yanında çeşitli kafeler, restoranlar. Zaten çok merkezi bir yerde. Daha önce söylemiştim. Ben önem veriyordum okulun bulunduğu yere. Şöyle söyleyeyim. Ulaşımı çok kolay. Bu çok büyük bir avantaj. Bakırköy kampüsü ulaşımı çok rahat. Gayrettepe kampüsünde hiç bulunmadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Mahmut Bey kampüsü için de tabii biraz şehir dışında. Ama buralara da
Gayrettepe'den ve Bakırköy'den kalkan zihler var. O yüzden rahat rahat ulaşabilir öğrenciler. Saat başı diye hatırlıyorum. Ben kullanırken öyleydi. Saat başı şatıllarla bu kampüse de ulaşmak mümkün. Bunun dışında dediğim gibi ulaşıma, toplaşıma çok yakın. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Eğer ulaşım içinde detaylı hani soru gelirse onu da cevaplarım. Öğrenciler nasıl gidebilir, hangi ulaşım araçlarıyla gidebilir, bunları da söyleyebilirim. Hı hı. O zaman ulaşımda sıkıntı yaşanmıyor diyebiliriz genel olarak yani. Evet, aynen. Tamam. Peki üniversitenin kütüphanesi yeterli mi? Fakültenizin ayrı bir kütüphanesi var mı? Kütüphane yeterli. Şöyle yeterli. Üniversitemizde ayrıca bir kütüphanesi var tabii ki. Şöyle, şimdi hem eğitim dili İngilizce olduğu için ve İngilizce bir kaynağa ihtiyacımız olduğu için okul bize bu kaynakları temin edebiliyor. Okulun şöyle bir avantajı var. Hem normal fiziki bir kütüphanesi var ve burada da o kitapların fiziki hallerine, birçok basımına ulaşabiliriz. Hem de e-kütüphanesinden de Amerika'da aynı eş zamanlı olarak Amerika'da kullanılan, özellikle klinik eczacılıkla ilgili kullanılan birçok kaynağa ulaşabiliyoruz. Bir sürü çeşitli yani vaka kitaplarına ulaşabiliyoruz, test sorularına ulaşabiliyoruz. Yani çok 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 geniş bir yelpaze var e-kütüphane anlamında. Tıp kitapları, eczacı kitapları, diş hekimi kitapları, tabii ki hepsi aynı kütüphanenin içinde. Kütüphanede de, fiziki kütüphanede de. Açıkçası ben kütüphaneyi kullanırken daha çok e-kütüphaneyi kullanıyorum. Hala daha kullanıyorum. Hepsi yurt dışından getirilmiş kaynaklar. O yüzden de fiyatları çok yüksek. Belki kendimiz almak istesek milyarları bulacak kitaplar ve altyapıları bize okul ücretsiz bir şekilde temin ediyor. Bence kütüphanenin en güzel tarafı bu. Bunun dışında kütüphanesi, okulun fiziki kütüphanesi çok güzel. Ben orada ders çalışmayı çok seviyordum açıkçası. Çok güzel, çok sessiz. Okul mesela final haftalarında ücretsiz çorba dağıtıyor. Ya da işte böyle kahve, çay dağıtımı da yapıyor. Bunlar da böyle tatlı şeyler ders çalışırken. Bunun dışında eğitim odaları mevcut. Saatlik kiralayabiliyoruz bu odaları. Yani eğer ben arkadaşlarımla çalışmak istiyorum diyorsa kişi, bu etüt odalarında saatlik ücretsiz olarak anahtar alıp istediği gibi bilgisayarıyla, arkadaşlarıyla sesli bir şekilde ezber yapıp çalışabilme avantajı sunuyor bu etüt odalarında. Ses geçirmez odalar. Bu da çok güzel. Bizim çok işimize yaramıştı zamanında ezber yaparken. Bu şekilde diyebilirim. Tamam. Peki yemekhanedeki yemekler hakkında biraz bahsedebilir misin? Bu çok öznel bir konu aslında ama. Evet, evet. Şöyle bir tabii ki durum var, dürüst olmak gerekirse. Özel üniversite olduğu için kimse ve 1,5-2 liralık yemekler bekleyemiyor maalesef. Yemekhanemiz tabii şöyle, eczacılık, yani sağlık bilimlerine özel yerleşkede özel bir yemekhane var. Bunun dışında çok merkezi bir konumda olduğu için çok fazla yemek avantajı var. Yani çevresinde inanılmaz derecede fazla yemek yiyebileceğiniz mekanlar mevcut. O yüzden yemekhane bağlı kaynaklarına değil öğrenciler. Bunu belirtmek istiyorum. Yemekhaneye gelecek olursak genelde tabuldot şeklinde çıkıyor yemekler ve aşağı yukarı 13 lira ile 15 lira arası değişiyor yemek fiyatları. Yemekler güzel. Gerçekten temiz. Ben çok seviyorum yemekleri. Yemekhanede yediğim zamanlar gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama ben çok yemekhane kullanmadım, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü dediğim gibi hem ders saatlerimiz uymuyordu. Benim ders saatlerim uymuyordu. Yani mesela o sürede derste olabiliyordum. Ya da dersten yeni çıkmış olabiliyordum. Başka bir şeyim olabiliyordu. Bu yüzden genel çevrede bulunan mekanlarda, restoranlarda yemeği tercih ettim. Bunlarda da şöyle bir avantaj var. Bazı üniversiteler, yani Altınbaş Üniversitesi o bölgede bilinen bir üniversite olduğu için öğrencilere özel mesela %10 indirim, öğrenci menüsü, %20 indirim gibi anlaşmalı restoranlar mevcuttu. Bu restoranlara gittiğinizde de öğrenci kimliğinizi gösterirseniz ya da direkt Altınbaş Üniversitesi'nden olduğunuzu söylerseniz size belli başlı indirimler yapılıyor.
Bu da güzel bir avantaj. Bunu da eklemek istedim. Evet, güzelmiş gerçekten. Peki İstanbul'un öğrenciler için barınma koşulları nasıl? Bu arada sen nerede kalıyorsun? Biraz da onlardan bahsedelim. Ben şu an bir yerde kalamıyorum maalesef. Çünkü zaten 1,5 yıldan beri online devam ettiği için ben İstanbul'da değilim. Ama şöyle, ben yurtta kaldım. İlk senemde Mahmut Bey'de kalmıştım. Mahmut Bey yerleşkesinin bizim için yapılan bir yurdu var. Yani Altınburç Üniversitesi'nin öğrenci yurdu. Şöyle söyleyeyim, hayatım boyunca birçok yurt değiştirdim ama o yurt gibi hiç olmadı. Yani çok 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 güzel bir yurt gerçekten. Sanırım bir öğrencinin arayıp da bulamayacağı bir şey yoktur o yurtta. Bir kere çok konforlu, inanılmaz konforlu bir yurt. Ve fiyat performans açısından değerlendirdiğimde, diğer kaldığım yerlere baktığımda da, ki hep böyle çok tercih edilen yerlerde kaldım. Okula yakın, hem okula yakın olması anlamında hem de diğer okullardan da öğrenci toplaması bakımından bilindik yurtlarda kaldım. Ama dediğim gibi fiyat performans açısından eğer ulaşımı dert etmiyorsanız, Mahmut Bey yerleşkesindeki Altınbaş Üniversitesi'nin yurdu kadar güzel bir yurtta kalmadım. Bunu da gururla söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir yurt. İçinde koskocaman bir yemekhanesi var. Ve çok güzel yemekler çıkıyor. Bunun dışında spor salonu var. Eğlence odası var. Zaten çok büyük bir yurt. Bir sürü, kaç katlı da hatırlamıyorum. Herhalde bir 17 katı falan vardır. Karma bir yurt. Bunu sorun etmeyecek öğrenciler çok rahat kalabilirler. Karma bir yurt olması bakımından sürekli bir yerde bir öğrenci var ve yalnız kalma olasılığınız yok gibi. Eğer birazcık böyle girişkenseniz, biraz arkadaş edineyim, konuşayım, muhabbet edeyim diyorsanız, yani yalnız kalma ihtimaliniz yok. Çünkü gerçekten çok kalabalık bir yurt olduğu için hemen arkadaş bulabiliyorsunuz. Bunun dışında benim yurtta en sevdiğim şey çalışma odalarıydı. Böyle alabildiğine uzun bir oda düşünün. Yani belki metrekarelerce ve her taraf masa, inanılmaz sessiz. Buna çok önem veriliyor, sessiz olmasına. Bunun dışında mimarlar için, mühendisler için özel yapılan masalar var. Eğer tabii şu an konu ezberledik ama yine de ben bilgi vermek istiyorum. Bir proje yapılacaksa, bir şey çizilecekse ya da çok çok geniş bir masaya ihtiyaç duyuyorsanız, ki ben böyle çalıştım. Mesela mimar masasında da çalışıyordum. Yayılıyorsun oraya ve orada çalışma imkanın oluyor. Bence bu çok önemli bir detay. Çünkü bazen gerçekten sesten çalışamıyoruz. Hele hele de yurtta kalıyorsak. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştım ders çalışırken. Yani o kadar kalabalık bir yurtta kaldığım halde. Bu yüzden dediğim gibi hazırlık okuyacaklar kesinlikle bence o yurtta kalsın. Hazırlık okumayacağım ama ben yine de yurtta kalmak istiyorum diyorlarsa ve hani bir tık ulaşım sıkıntı, bunu da dürüst olarak söyleyeyim, ya ben de o sıkıntıyı yaşadım ama konforunuza önem veriyorsanız ben o yurdu tavsiye ediyorum. Bunun dışında Bakırköy'de, şimdi Bakırköy şöyle bir yer, bu hem ev konusunda hem de yurt konusunda aynı, pahalı. Yani İstanbul'da en pahalı kiraların olduğu üçüncü semt. Beşiktaş'tan sonra kiraları ve yaşam maliyeti en yüksek semt Bakırköy. Tabii bunun da getirdiği bazı olumsuzlukları oluyor. Yani konfor alanımızdan bir tık çıkmamız gerekiyor yurtta kalacaksak eğer. Aslında ev için de bu geçerli. Şimdi ben kendi yaşadıklarımdan da örnek vererek şöyle gideceğim. Bir ev arıyorsanız çok konforlu bir ev beklemeyin. Evler eski. Bakırköy çok eski bir yerleşim yeri olduğu için. Şu an yavaş yavaş kentsel dönüşüme girildi ama genelde evler, bulabileceğiniz en yeni ev 20 yıllık. Öyle söyleyeyim. 40 yıla dayanan evler var. Yurtta kalacaksanız yurtlar genelde iyi. İsteyenlere yurt tavsiyesi de verebilirim özel olarak. Videonun dışında, altına yazabilirler, sorabilirler. Aynen, videonun altına yazabilirsiniz, ben oradan cevaplayabilirim. Tam bunu diyecektim. Ben hep dediğim gibi özelliklerde kaldım Bakırköy'de. Çoğunda yemek yok. Yani eğer ben dışarıdan yemek yemek istemiyorum,
benim elime yemek gelsin diyorsanız mutlaka tercih edin. Çünkü ben hem yemekle hem yemeksiz yurtlarda da kaldım. Gerçekten yemek çok büyük bir sıkıntı oluyor öğrencilik döneminde. Şunu da söyleyeyim. Yemekli olan yurtlarda da hafta sonu yemek çıkmıyor. Yani hafta sonu yemek çıkan bir yurt neredeyse bulamazsınız. Ama şöyle yapabilirsiniz. İlla yurtta kalacaksanız çevre semtlere bakabilirsiniz. Yani bahçeli evler, Zeytinburnu çok önermiyorum. Bahçeli evler. Bir tık uzağa gitmek istiyorsanız Mecidiyeköy, Şişli. Buralardan da yurt bakabilirsiniz. Metrobüsle ulaşım kolay Bakırköy'e. Marmaray zaten okulun direkt önünde indiriyor. Marmaray'da da ulaşabiliyorsunuz. O yüzden çevre semtlerde de mutlaka yurt araştırın diyebilirim. Çünkü gerçekten böyle yeni nesil modern yurtlar yapılmaya başlandı. Ama benim tavsiyem şu zamanın ekonomik şartlarında evde kalmak. Tamam yurt çok güvenli. Gerçekten hani başınızı koyuyorsunuz ve yani hiç hani hırsız girer mi bir şey olur mu demiyor kimse. Ama yurdun dediğim gibi yurtta her zaman bir tık konfor alanınızdan çıkmamız gerekir. Eğer konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsanız çok büyük maliyet farkları oluşmuyor. Çünkü zaten ikisi de pahalı Bakırköy'de. O yüzden 1+1+0 ve 1+1 evler çok yaygın Bakırköy'de. Ve bunlar genelde yeni yapılmış evler oluyor. O yüzden dediğim gibi evler çok eski olsa bile genel olarak 1+1'ler ve 1+0 apartmanlar daha çok hani öğrenciler tercih ettiği için onlara bir tık daha fazla nasıl diyeyim popülaritesinden dolayı daha fazla yapımı oluyor. İnşaatı daha fazla oluyor. O yüzden tercih edebilirler. Ya ben bunu tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi yurtta kalacaklara da benim deneyimlediğim birkaç yurt var. Bildiğim en azından. Bu konuda yardımcı olabilirim sormak isteyen öğrencilere. Böyle. Peki senin yurtta kaldığın odalar kaç kişilikti? Bunu da merak edenler olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ben tek kişilik odada hiç kalmak istemedim. Çünkü çok sıkıcı. Yani bana Tabii. göre yani Evet. hem yani üniversitedeyiz. Hani biraz arkadaş edinelim vesaire. Önce iki kişilikle başladım. İlk 2 sene iki kişilik odada yaşamamı sürdürdüm diyeyim. Daha sonra 3 kişilik odaya geçtim. Çünkü 2 kişilikte sıkılmıştım. Yani şundan sıkıldım. Yurt odaları 1 kişilikler yani 10 metrekare falan oda. Yani çok küçük zaten. 2 kişilikte ondan bir tık fazlası. Odalar 3 kişilik ve daha sonrasında genişliyor. 4 kişilik odada kalmak bana hiç mantıklı gelmemişti. Hani çünkü bir tane tuvalet kullanabiliyoruz ve yani o tuvalet sırası bitmiyor. O yüzden benim için en mantıklısı 3 kişilik oldu. Açıkçası hiç pişman değilim 3 kişilik odada kaldığım için. Öneriyorum da. Şu an gözlemlediğim genelde insanlar hani arkadaşlarını topluyor okuldan. Hadi gelin 3 kişilik odada kalalım, 4 kişilik odada kalalım. Bu şekilde önceden rezervasyon yaparak, yurda bunu bildirerek kendinize ait arkadaşlarınıza oda tahsis edebiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Dediğim gibi ben 2 ve 3 kişilik odalarda kaldım. Tabii tek kişilik odanın kendine göre belli avantajları var. İşte ses yok, istediğin zaman tuvaletin banyonu kullanabiliyorsun gibi. Bunda da ama metrekare sıkıntısı yaşanıyor. Birazcık artı eksi aslında yani neye daha fazla önem veriyoruz ve neyden daha fazla taviz verebiliriz durumu oluşuyor. Benim tavsiyem hani böyle 1-2 sene hemen arkadaş çevresi edinmek için en azından 2 kişilik odalarda kalınması ya da Bence de. 3. Peki üniversitenin şehri nasıl? Bize biraz İstanbul'dan bahseder misin? Çok meşhurdur Tabii. gerçi ama. Aynen. Yani İstanbul herhalde yaşayanın böyle vazgeçemeyeceği, yani yaşadıktan sonra vazgeçemeyeceği bir şehir oluyor. Yani nasıl diyeyim? Sen seviyor Kesinlikle gibisin bu arada. şöyle ben seviyorum. Ben neden seviyorum? Çünkü hayat avantajları yüksek. Yani istediğimi bulabilmek benim için çok büyük bir avantaj bence. Yani benim bir şeye ihtiyacım olduğu zaman ben eğer onu temin edebiliyorsam bulunduğum yerde benim için bu tamamdır.
bu şey gibi yani mesela küçük şehir, ben küçük şehirde doğdum büyüdüm, Edirne'de yaşıyorum. Küçük şehrin kendine göre kesinlikle avantajları var ama bir o kadar bir dezavantajı var. Mesela bu en basitinden bir ihtiyacınız oluyor ve bunu karşılayabilecek altyapı ya da hizmet olmayabiliyor. Benim İstanbul'da açıkçası en sevdiğim şey bu oldu. Yani herhangi bir ihtiyacımı karşılayabilecek hizmeti bulabilmek. Tabii yani İstanbul'un kendine göre çok büyük dezavantajları da var. En basitinden çok kalabalık. Yani geçen yani dün İstanbul'daydım ve gerçekten o metrobüs yani beni bitirdi. Yani zaten ben metrobüsle seyahat etmeyi işte metroya bayılıyorum diyen hiç kimseyi bulamayız yani. Çünkü metroya bindiğimiz an, metrobüse bindiğimiz an, toplu taşımaya diyeyim, bizim konfor alanımızdan çıktığımız an. Ama İstanbul'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de ulaşım. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna geçen gittim mesela. 40 dakikada gittim. Yani arabayla gitmem belki o trafikte net bir şekilde 3 saatimi alırdı. Ben 40 dakikada taşımaya gittim. Ben İstanbul'un bu olayını, bu avantajını çok seviyorum. Tabii ki dillere pelesenk olmuş bir trafik var. Şimdi bu yalan yok. Böyle bir trafik var. Hepimiz bu trafiklerde zamanımızı geçirdik. Özellikle ben ilk senemde dediğim gibi Mahmut Bey'de kalırken Bakırköy Mahmut Bey arasında okul, yani Bakırköy'de okuyordum, Mahmut Bey'de kalıyordum. O dönemde çok trafikle şey yaptım, çok trafikte kaldım. Uzun bir yol çünkü. Ama buna rağmen açıkçası bence büyük şehirlerde okumayı düşünen öğrenciler için şunu önerebilirim. Biraz önce gruplardan da bahsettiğim gibi aslında. Neyden taviz verebiliriz veya neyden taviz vermeye daha meyilliyiz ve neyden taviz veremeyiz? Mesela İstanbul'da okuyup da işte ben harika ulaşım sağlayacağım, istediğim yere işte en geç yarım saatte varacağım diyorsanız veya böyle bir kişiliğiniz varsa İstanbul sizin için çileli olacaktır. Ama ben bir saat metrobüs ya da metro yolculuğu yaparım. Benim için sıkıntı değil. Önemli olan benim gitmek istediğim, varmak istediğim yer diyorsanız İstanbul sizin için çok keyifli olacaktır. Çünkü vardığınız yer bir sanat galerisi olabilir. Güzel bir restoran olabilir. Daha önce hiç tatmadığınız lezzetleri tadabilirsiniz. Hiç gitmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Kültür, yani çok kültürel zaten. Hepimiz biliyoruz. O sokaklar arasında kaybolabilirsiniz, tarihi sokaklar arasında. Bunlar yani kişiye göre avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Bana göre avantajdı. Ben çok severim kültür sanat etkinliklerini. Hep takip ediyordum. Böyle imkanım oldukça da hep gitmeye çalıştım. O yüzden benim için mesela ulaşım çok sıkıntı değildi. Çünkü dediğim gibi varmak istediğim yer benim varmak istediğim yerde zaten. Yani varacağım yer benim varmak istediğim yerde. Bunun dışında tabii ki İstanbul maliyetli bir şehir. Yani bir tık bunda da belki konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Çünkü yemeğe, içmeye ve ulaşıma çok para harcanıyor. Hani bundan arta kalan şeyde maliyette biz harcama yapabiliyoruz kendimize. Ama dediğim gibi bence İstanbul'un bana çok büyük katkısı oldu. Özgüven anlamında, kendi işini kendi halletme konusunda. Böyle ilk üniversiteye başladığım zamanla şu zaman düşündüğümde beni ben yapan şeylerden biri de İstanbul'dur diyebilirim. Çünkü İstanbul size kendi ayaklarınızda kendiniz durmanızı, hakkınızı savunmanızı, kimse olmayınca da ayakta durabilmeyi öğretiyor aslında. Hele hele de yurtta kalıyorsanız. Aslında evde kalıyorsanız da bu böyle. Çünkü evin de kendine ait çok büyük problemleri var. İşte tesisatıdır, işte ustasıdır vesaire. Bunların hepsini bir noktada kendimiz halletmemiz gerekiyor. Hasta oluyoruz mesela, kendimiz doktora gidiyoruz. Bir ihtiyacımız oluyor, kendimiz temin ediyoruz. Bunların hepsi bence İstanbul'un sağladığı bana göre avantajlardan. Evet, haklısın bence de. O zaman son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Altınbaş eczacılığı tercih edecekler. Şöyle, bence
dil çok önemli. Her zaman dil çok önemliydi. Ama artık özellikle yani son zamanlarda bu modern çağda dilin, özellikle İngilizcenin önemi zaten tartışılamaz bir seviyede. O yüzden benim tavsiyem hangi bölümü okursa okusun bir öğrenci İngilizce okuması yönünde. O yüzden de bence Altınbaş bu konuda çok önem teşkil ediyor. Bunun dışında gerçekten klinik eczacılığa ilginiz varsa, ben hayatımı bir klinik eczacı olarak geçirmek istiyorum diyorsanız gerçekten mükemmel bir adres. Gerçekten bazen biz arkadaşlarla şey diyorduk ya biz doktoruz şu an yani resmen doktorun öğrendiği şeyleri biz klinik eczacılıkta öğreniyoruz. Tabii ki de ben bir kıyas yapmıyorum burada ama o öğrendiğimiz bilgilerin rafineliğini ve yoğunluğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda gerek EUS olsun gerek doktora yüksek lisans doktora sonrası klinik eczacılık yapmak isteyen öğrencilere benim tavsiyem bizim okulda bir gözden geçirmeleri. Bunun dışında daha önce söylediğim gibi laboratuvarlara çok önem veriyorsanız mutlaka bizim okulda bir bakın, gezin. Eğer Altınbaş olmazsa da mutlaka laboratuvarları yeni yapılmış hani öğrencilere kendi deneylerini kendi yapabilme avantajı sağlayan bir okulda bence okusunlar. Ve dediğim gibi mutlaka yurt dışı avantajlarına baksınlar. Evet, haklısın. Videomuz burada sona erdi. Teşekkür ederiz geldiğin için, Ben katıldığın teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. için. Rica ederiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da aşağı yazabilirsiniz. Selin'le ben cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Başarılar. Hoşça kalın.